İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Yerevan ofisinde seminer. Artsakh ve Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanları Azerbaycan tarafından gazetecilerin hedef alınması hakkında bir rapor yayınladı. Cavahkın, Erinca, Davnia, Havvet yol kısmı restore edilecek. Halif Haftar Türkiye'ye karşı savaş hazırlık çağrısı yapıyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Aknaşen yerleşkesinde yeni bir taş devri anıtı bulundu. Batı Ermenistan'ın Gesarya ilinde 13 kiloluk turna balığı yakalandı. Revond Alişan'ın 200. doğum yıl dönümünde edebi ve bilimsel mirası dijital ortama aktarıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yerevan ofisinde 24 Aralık'ta bir seminer düzenlendi. Seminer, Haziran 1922'de devam etmekte olan çatışmaların birinde Ermenilere karşı uygulanan soykırımın uygulayıcılarından Enver Paşa'nın kafasını kesen Ermeni Kızıl Ordu subayı Hagop Melkumov'a adanmıştı. Seminere Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Seda Melikyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu milletvekilleri ve davetliler katıldı. Hagop Melkubov hakkında bir film gösterildi. Enver Paşa'nın başını kesen Hagop Melkubov'un izlediği mücadele yolu hakkında bir tartışma gerçekleştirildi ve olay hakkında farklı yorumlar yapıldı. Seminer hakkında sonraki programlarımıza daha fazla ayrıntılar sunacağız. Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerinin insan hakları savunucuları, Artsakh'taki askeri operasyonlar hakkında yorum yapan gazetecilere yönelik Azerbaycan'ın saldırıları hakkında ortak bir özel rapor yayınladı. Azerbaycan, Artsakh'ın sivil nüfusunu ve altyapısını hedef almasının yanı sıra gazeteciler ve araçları da kasıtlı ve ayrım gözetmeksizin hedef aldı. Bunun sonucunda 5'i yabancı, 2'si Ermeni, 7 gazeteci ağır yaralandı ve gazeteci grubuna eşlik eden bir kişi ise öldürüldü. Gazetecilerin arabalarında ve üzerlerinde gazeteci olduklarına dair bulunan özel üniforma ve işaretlerin taşınmış ve giyinmiş olmalarına rağmen bu saldırıların kasıtlı olarak ve hedef gözeterek gerçekleştirildiğine tanıklık ediyor. Ayrıca Azeri, insansız hava araçlarının saldırı öncesi ve sırasında olay yerinde uçtuğuna dair bazı kanıtlar var. Bu da gazetecilerin Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince tamamen görünür durumda olduğu anlamına geliyor. Ahal Kalak'ın Erinca, Davnia, Havvet köylerini birbirine bağlayan yol 2021 yılında restore edilecek. Bu aşamada tasarım tahminlerinin hazırlanmasına yönelik elektronik bir ihale duyuruldu. Erinca, Davnia, Havvet yolunun yaklaşık 5500 metrelik kısmı restore edilecek. İhale belgelerine göre 4,5 metre genişliğinde olan yeni yol çimento ve beton karışımından yapılacak. 22 Aralık'ta Halkalak Belediyesi 49.500 lari tutarınca tahmini restorasyon planı hazırlanması için bir ihale duyurdu. Başvurular 18 Ocak 2001 tarihine kadar gerçekleşecek. Associated Press Ajansı'nın aktardığı habere göre Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halif Haftar orduyu Türk kuvvetlerine karşı askeri harekata hazırlamaya çağırdı. Halif Haftar'ın yorumları Türk parlamentosunun Libya'daki Türk askerlerinin varlığını 18 ay uzatma kararına yanıt olarak geldi. Danışmanlar teçhizat ve istihbarat dahil olmak üzere Trablus hükümetine Türk askeri yardımı, Haftar'ın Trablus'a karşı devam eden saldırısının durdurulmasına yardımcı oldu. Ayrıca Türkiye, Suriye'den Libya'ya binlerce paralı asker göndermekle suçlanıyor. Haftar, Türk ordusunun ayakları kutsal topraklarımızı kirlettiği sürece güvenlik ve barış olmayacak diyerek şöyle devam etti. Kendi ellerimizle ve özgür irademizle barışı sağlamak için silaha sarılacağız. Düşmanın iki seçeneği var. Ya barışçıl bir şekilde ayrılmak ya da zorla sınır dışı edilmek. Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü Müdürü Pavel Avedisyan'ın Armen Press'e verdiği bilgiye göre yaklaşık 15 yıldır Aknaşen köyünde kazı çalışmaları yürüten Ermeni Fransız arkeologlar ekibi burada yeni taş devrine ait bir anıt keşfetti. Avedisyan, yapılan çalışmaların sonuçlarının çok etkileyici olduğunu ve Neolitik devrim sürecini hem Ermeni platosunda hem de tüm bölgede yorumlamak, belgelemek ve sunmak için önemli olduğunu vurguladı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Armavir bölgesindeki Neolitik-Enolitik dönemine ait olan Aknaşen yerleşimindeki kazı çalışmaları 2004 yılında başlamıştı.
Kazak Nehri'nin alt bölümünde bulunan Kafkasya'da en uzun süre araştırılan anıtıdır. Kazı çalışmaları Ermeni-Fransız işbirliği çerçevesinde yürütülüyor. Kompleksin çalışmalarıyla ilgili çok sayıda yayın bulunmaktadır. Batı Ermenistan'daki Gesarya, Kayseri'nin Yaylalı ilçesinde amatör balıkçı Fatih Bıyık, Ağacaşar Barajı'nda 13 kilo ağırlığında 60 santimetre uzunluğunda turna balığı yakaladı. Batı Ermenistan'ın Orta Doğu'nun su deposu olarak kabul edildiği nehir havzalarında balıkçılığın oldukça geliştiğini hatırlatalım. Son zamanlarda bir dizi nehir ve barajlarda bulunan balık sayısı artmış olmasına rağmen bu büyüklükte balıklara nadir rastlanıyor. Şair, filolog, tarihçi, coğrafyacı, tercüman, Venedik'teki Mkhitaryan cemaati üyesi Revond Alişan'ın 200. doğum yıldönümü vesilesiyle yazarın eksiksiz bilimsel, edebi ve tarihi mirası dijital ortama aktarıldı. Programın sunumunda Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Kültür, Spor ve Bilim Bakanı Vahan Dumanyan şöyle dedi. Dijitalleştirme bir araç, bir başarıdır. Onu her yerde, her alanda erişebilir olmak için uygulamalıyız. Hepimiz dijitalleşmenin potansiyelinin farkındayız. Ancak her şeyi hızlı ve zamanında yapmamız lazım. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Amerikan Üniversitesi Ermeni Edebiyatı Dijital Kütüphane Bilimsel Müdürü Merujan Karabetyan, Alişan'ın daha önce 10 ciltten fazla cildinin dijital ortama aktarıldığını ifade etti. Karabetyan, bu sefer 22'den fazla çalışmayı dijital ortama taşıdık. Tarihi, tarihi coğrafi, sanatsal nitelikteki araştırmaları sayısallaştırdık. Alişan'ın ilgilendiği tüm türleri dahil etmeye çalıştık. Uğraştığı dini ve propaganda literatürüne de atıfta bulunduk, dedi. Alişan'ın bıraktığı zengin mirasla digilip.aua.im web sitesinde tanışmak mümkün. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vostan adlı geleneksel şarkı ve dans topluluğu tarafından seslendirilen Cihori Yerk adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.